Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay, çok lezzetli bir börek tarifiyle sizlere geldim. Çatır yufkalık börekten kol böreği. Evet, gerekli olan malzemelerimiz 1 tane yumurta, 1 çay bardak sıvı yağ ve zeytinyağı karışımı, 1 çay bardak süt, 1-1,5 kalıp beyaz peynir, salamura. Evet, bu kadar arkadaşlar. Yapılışı, böreğimizin yapılışı. Sosumuz için önceden bir kabımızın içerisine yumurtayı kıralım, çırpalım. Daha sonra sütü ve yağ ilave edip karıştıralım. Bu şekilde sosumuzu elde edelim. Peynirimizi ovalayalım. Tepsimizi, borcam tepsimizin tabanını yağlayalım. Ve baklavalık yufkamızı alalım. İkişer kat şeklinde soslayarak peynir harcımızı kenarına koyacağız. Ve sararak tepsimize dizeceğiz. Kol böreği yapacağız. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elde etmiş olduğumuz sosumuzu 2 kat yufka alıp her yerine gelecek şekilde sürüyoruz fırça ile. Daha sonra ince uzun kısmına peynir harcımızdan koyuyoruz. Rulo sarıyoruz. Tepsimizin ortasından başlayarak gül şekli veriyoruz ve bu şekilde böreğimizi tamamlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tepsimizin ortasına gül şekli verdik. Böreğimizi o şekilde kapattık. Tekrar 2 kat yufka alıyorum. Sos harcımdan biraz döküyorum ve fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Peynir harcımdan ince uzun koyuyorum ve rulo şeklinde sarıyorum. Sarmış olduğum yufkamı tepsime diziyorum. Bu işlemi tepsimde börekler dolana kadar uyguluyorum. İnanılmaz çıtır çıtır, çok lezzetli, yumuşacık bir börek oluyor arkadaşlar. Dışı çıtır, altı ve üstü çıtır, içi yumuşacık. Bol peynirli, müthiş lezzetli oluyor. Hem yapımı da çok kolay. Kahvaltılara alternatif olarak yapabilirsiniz. Sıcak sıcak, eğer ekmeğiniz yoksa bu şekilde bir börek yaparak çeşitlendirebilirsiniz kahvaltı masanızı. Evet, böreğimiz gördüğünüz gibi bu şekilde hazırlamış oldum. Üzerine de geri kalan sosumu fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Eğer sosunuz biterse arkadaşlar, bir tane yumurtayı çırpıp biraz süt, biraz yağ ile birlikte çırparak aynı şekilde üzerine sürebilirsiniz. Hiç sorun değil. Evet, fırınımızı önceden 200 dereceye açalım. 200 derece önceden ısınmış fırında ortalama 25 dakika alt üst nar gibi kızarana kadar böreğimizi pişirelim. İlk etapta ben orta katta pişirdim. Daha sonra böreğimi en taban katına koydum. Altı da güzel kızarsın diye en taban katında da tekrardan bir 10 dakika daha pişirmiş oldum arkadaşlar. Toplamda böreğim 26-27 dakikada pişmiş oldu. Evet, burada da gördüğünüz gibi böreğimiz harika pişti. Çıtır çıtır oldu. Mis gibi sıcacık. Yanına çay, bir de karışık çoban salatası ile harika bir alternatif kahvaltıya. Böreğimizi dilimleyelim ve servis edelim. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet olsun diliyorum.
Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir yayınımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve yorumlarınızla lütfen kanalımda kendinizi gösterin. Bu tarifleri ben sizler için hazırlıyorum. Sizler de lütfen kendinizi bir şekilde kanalımda gösterin. Evet arkadaşlar, sizlerin yorum ve beğenileri beni acayip motive ediyor ve yeni tarifler yapmam için bir sebep oluyor. Bunun için lütfen beni yalnız bırakmayın diyorum. Evet, kanalımda çok farklı tarifler vardır. Bu şekilde börek tariflerim, yöresel tarifler, menüler, sos tarifleri, et tarifleri, yüzlerce tarifimi bulabilirsiniz. Kanalıma göz atmanızı tavsiye ederim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olarak zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz. Paylaştığım videolarımdan ilk haberdar siz olursunuz. Evet. Tekrardan görüşmek dileğiyle efendim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.